Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Murat, Corsair'in Karbit serisinden bir kasa var gene önümüzde. Evet. Ney? 400C. Modeli? 400C. Şimdi bir de bunun 600C'si var, onu da inceleyeceğiz daha sonra. Hı-hı. 400C ideal eve koyacağın kasanın bir kopyası. Murat, tertemiz buzdolabı süper gibi bir kasa bence. Yani ben senin benim gitti. Alacağımız kasa bu. Hani hiç böyle sade. Sade, evet. Önünde arkasında bir çıkıntısı olmayan. Ha, yine bir penceresi var, o ayrı konu ama. Evet. Bence budur ama yani. Ama bak, penceresi bile sade. Tabii tabii. Gayet güzel bir kapak yapmışlar oraya. Baksana duvar hani baktığın zaman. Bu gençlere hitap eden bir kasa değil bu haliyle. Onlar daha canlı şeyler seviyorlar. Onu da yaptık. Bundan bir önce Spec Alpha'yı incelemiştik hatırlarsan. Yani yok değil. Yani onlar da var. Bu daha sade seven insanlar için. Hatta şöyle söyleyeyim. Buna mesela aynı sıvı soğutmayı buna taktım. Bu o kadar düz bir kasa ki her şey süper bir şekilde oturuyor. Hiçbir, yerine yaturdu diyorsun. Evet, hiçbir şekilde bir diğerinde çünkü önünde girinti çıkıntılar içeride benim montajımı birazcık zorlaştırıyordu. Doğru. Bunda öyle şeyler yok. Bunun ön tarafında şey bile yok. 3.5 sürücü yeri bile yok. 5.25 pardon. Şöyle. Bunun cesur taraflarından bir tanesi o. Bunda 5.25 yok. Murat, peki bu ön tarafı plastik mi yapmışlar, metal şimdi mi? Kasa, yani şöyle tam eline aldığın zaman anlayamıyorsun. Dokunduğun zaman hissi... Çelik kasa. Kararsız kaldım ben. Ön taraftaki kapak plastik bir kapak ama üzerinde bir metal yüzeyi var. Evet. Diskleri falan nereye koyuyoruz o zaman? Şimdi 5.25'leri koymuyorsun. Diskin içinde ayrı bir kafesi var. Zaten şöyle, buna böyle çok fazla disk koyamaz. Yani şöyle söyleyeyim sana, 2 tane 3.5'luk takabilirsin kafesine. Tamam. 3 tane de 2.5'luk takabilirsin. Yani normal yani, bir ev kullanıcısı için gayet yeterli. Yeterli. Hatta şu imkanın var. Ben dersin ki artık ucuzladı şeyler, SSD'ler 480'i falan rahat buluyorsun bazen kampanyalardan. Hı-hı. 480 GB diskleri. Öyle 2 tane alırsın. Bir işte şey, işletim sistemi için 256 alırsın. Depolama için 480 ben alırsın. Ben almışken onları Stripe yaparım Murat. RAID yaparım direkt. Ya, onu da yapabilirsin. Gerçi şu var, artık anakartlarda biliyorsun M.2 ile doğru, hallediyorsun. Doğru, onlar da var. Yani şeyde SSD'yi de öyle eleyebilirsin. Hani, doğru. Yeni anakartlarda var. Böyle bir sistem kurarsan o kafesi de çıkarabilirsin. Hı-hı. Bir boşluk daha sana. Ki ben kafesi biraz zorlama buldum yerine. Hani şeye çok orada bir karmaşaya sebep oluyorsun. Sonuçta iki tane disk demek bugün, dört tane kablo demek. Hı-hı. O aynı bölgeye giden. En aşağıda mı? Güç evet, kaynağının olduğu şurada, yerde galiba. Evet ama bak onların da hiçbirini görmüyorsun. Corsair onu da halletmiş. İki tane özel kapağı var. O kapaklar sayesinde montajını yaptıktan sonra kapakları kapatıyorsun, gözükmüyorlar. Hı hı. Şu aşağı taraf tamamen evet, kapalı diyorsun. Hatta bak şunu da gösterelim. Şu şekilde bu mıknatıslı. Hı. Şöyle ama açılması şurada yine şey var. Hı hı. Biraz şöyle bu kancası var yani burada baktığınız zaman şu uçları kendi çıkmasın yani diye mıknatıs koymuşlar uçlarına. Hı hı, güzel. Şöyle açtığımızda bak şimdi bu kasanın satın alma kararı verirken önemli bir şey var. Benim evimdeki kasa mesela dolapla işte yatağın arasında duruyor. Hı hı. Bunu soktuğun zaman bunun açılması mümkün değil. Doğru. Yani böyle şeylere dikkat etmen lazım. Bunun zaten şey anlamı da kalmıyor o zaman. Camlı olmasının da bir anlamı hiçbir kalmıyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Ya bunu alan insanın kasanın şu bölümünde bir boşluğun olması lazım. Hı hı. Ki bunu açmasının bir anlamı olsun. Çok güzel açılıyor. Çok rahat açılıyor. Benim bu kasada itiraz ettiğim tek bir şey var. O da şurada gördüğün menteşeleri. Hı. Yani o çok düz bir kasa olduğu için çıkıntılar gözüne çarpıyor. Ya menteşeler biraz çıkıntılık yapıyorlar şöyle. Ya acaba diyorum bu başka türlü çözülebilir miymiş? Yani evet, bir şekilde gizlenebilir miydi acaba? Evet. Şu an bu tasarımda gözüme batan tek şey o. Hı-hı. Şimdi bunun iki modeli var. Bu C. Bir de Q'su var. Quiet modeli. Hı. Onda bu kasa şey pencere de yok. Daha da güzel. Ha, tam sen işte o evet, yatağın arasına sığacak bu şey model. Ve ne oluyor ama yani hani görünmüyor. İçine şey kaplaması var ses için. Gürültü falan tamamen kesilmiş oluyor. İçindeki gürültüyü dışarıya yansıtmıyor. Bu da tamamen yansıtıyor diyemem. Hı hı. Bunun da bir ses kesme özelliği tabii ki var ama onun kadar değil tabii, tabii ki. O zaten onun için özelleşmiş. Tabii. Şu üst tarafta gene mıknatıslı bir evet, toz filtresi var. Her yerinde toz filtresi var. Gayet kolay bir şekilde takıp çıkarabiliyorsun. Altında, önünde her tarafı toz filtresi. Hı hı, güzel. Temizleyebiliyorsun, söylediğin doğru. Bunun mesela yine benim sevdiğim bir şey şu üstünde açma kapama reset ve USB 3.0'lar var. Artık kulaklıklar da burada. Ben bunu böyle seviyorum. Çünkü yine benim kendi yerleşimimde buradan çıkan şeyler direkt dizime çarpıyor. Hı hı. Yukarı doğru gitsin. Ki şeyi de engellemiyor. Ben kasanın geri kalanını da her zaman bir şeyler koyuyorum. ister istemez. Hava akışını engelleyecek bir durum yok diyorsun. Hayır şu şey. Burasını buraya bir şey koyduğunuz zaman hala burada bir şeyler koyacak yerin var.
Hava akışı şöyle, buraya bir şey koymak zorunda değilsin. Buraya fan koyabilirsin hı hı. ama zorunlu değilsin. Sen ön tarafa koymuşsun burada fanı, arkaya doğru herhalde. Şimdi ben yine sıvı soğutmayı, her zaman kullandığımız Corsair'in sıvı soğutmasını buna da yerleştirdim. Kendime sistem kurarken sıvı soğutma kullanmam, çok net söyleyeyim sana. Hı hı. Zaten kullanmıyorum da. İzleyenler bilirler benim kullandığım sistemin şeyini yapmıştık, incelemesini. Ya artık güç tüketimleri falan o kadar azaldı ki. Şu var. Şeylerden falan hani sıvı soğutmanın... Bak sıvı soğutmanın iyi bir hava soğutmaya karşı hiçbir avantajı yok. Hı hı. Soğutma anlamında. Yani 10 derece daha fazla soğutuyor. Yok öyle bir şey. Hı hı. Neyi sağlıyor? Derli toplu. Yani hı hı. ben şu an baktığım zaman özellikle pencerede bir sistemde bakıyorum. İşte işlemcimi görüyorum. Kocaman bir şey görmüyorsun değil mi orada? Tabii remlerimi görüyorum. Onlara kolay ulaşıyorum. Şey ayak altında değil, radyatör ayak altında değil. Bunlar güzel. İki tane hortum var, o ayrı konu. Bir de şey var. Vardı eskiden Murat, işlemci fanları ufaktı, hızlı dönerlerdi ve gürültülüydüler. Hı-hı. Ama şimdi onlarda da hani büyük fanlar kullanıyorlar mümkün olduğunca. Sessizlik orada ve da sağlanabiliyor. Ve maliyet avantajı da yok. Hani eskisi gibi kafa kafayalar Hı-hı. yani. Ama şu var, ben hani şunu da söyleyeyim. Tek fanlı, tek radyatörlü, yani 120 mm radyatörlü sıvı soğutmalardan da o kadar verim alamıyorsun. Hı-hı. Özellikle o işlemcini overclock ediyorsan illa 240 mm Hı-hı. alman gerekiyor. Yoksa zaten sesten, bu da ses fan sonuçta. Doğru. Bu sistem mesela şu anda bizim şey değişmedi fazla. Yani spek alfadan buna geçince sıcaklık değerlerini çok oynamadı. İşlemci işkence testinde 65 derecelerde geziyor. Ve bunu sessiz modunda çalıştırdım sıvı soğutmasını. Hı hı. Gayet güzel, hani memnun kalıyorsun ama dediğim gibi ben kendime sistem kuracak olsam hava soğutmanı kurardım. Yani şeyi bir illüzyon, sıvı soğutma iyidir, daha üstündür bir illüzyon. Derli toplu mudur? Evet. Şimdi bizim mesela buna denk bir hava soğutma kullansan hı hı. anakartı kanırtıyor. Fark edecek, taşırken evet. de sıkıntıdır onlar. Hatta onu söküp taşımak gerekir. Hı hı. Zıplatırken, sallarken kırabilirsin yani. Tabii tabii, yani bilgisayarı yani, bir yere götüreceksin, kasayı arabaya koydun, bir şeyde bir zıpladı araba, o çok büyük risk. Hı hı. Bu mesela, bunda da öyle bir sorun yok. Yani bu konfor sağlayan bir şeydir sıvı soğutma. Ben de test olması açısından hepsine koymaya çalışıyorum bunu, elimde de varken. Buna da çok güzel oturdu. Hı hı. Tek şunu söyleyeceğim, şu kapak açılmak istiyor onun için. Hı. Ya bu taraf tamamen çıkabiliyor. Ön tarafında şey yok dedik ama. Evet, arkada klipsleri var. Hani o birazcık kolay olsaymış daha isterdim onun olmasını. Şöyle çekerek çıksaymış. Evet, birazcık şey, tek tek tırnaklarını bir ayırmak gerekiyor. Hı hı. Ama şey falan çok iyi bak. Şuralardan alıyor havası, evet. havayı. Hiçbir engel yok. Her şey çok güzel düşünülmüş. Hı hı. Kasa çok güzel bir kasa. Şeyi soracağım, güç kaynağı geliyor mu kasayla? Güç kaynağı yani? Gelmiyor. Bunlarla zaten güç kaynağı hı. verilmez genel olarak. Ben burada yine daha önce incelediğimiz 750i. Fakat güç kaynağında tabii şey sende, yani buna sadece boyuna bakman lazım ama çoğu güç kaynağı uyacaktır. Şu şey aldatmasın. Burada şu an güç kaynağı şeyin altında, kılıfının altında, sıkıntı olmaz. Bu çoğu uyar. Mesela hatta sana birkaç tane rakam vereyim. Zaten güç kaynaklarında da artık küçülme eğilimi tabii var. Tabii küçülme eğilimi var. 37 santimlik ekran kartı buna sığıyor. Hiçbir sorun olmaz. Hı hı. 17 santim, şurada bak az önce hava soğutmadan bahsettim. 17 santimlik hava soğutma. Yani buna senin hava soğutman daha uzunsa çarpar. Hı hı. Ona dikkat edeceksin. Tamam. Mesela 600C'de o rakam daha geniş bir kasa. Hı hı. Onda öyle bir sıkıntı yok. Power supply'da 20 santim olacak. Tamam. O zaman bir sorun yaşamadan her şeye sığdırıyorsun. Ki ben içinde 970'in büyük modellerinden taktım. Bu MSI'ın gaming serisinden büyük bir ekran kartıdır. Rahat rahat. Ya şu ön taraftaki şeyler olmadığı için disk kafesi hiçbir vesaire yok. Falan çok rahat sığacak. Bir de şey önemli. Bu MSI'ın bu tasarımında ısı boruları dışarıya çıkıyor. Karta bayağı bir taşıyor. Bazı kasalarda şey şuna çarpma riski doğuruyor dar olduğu zaman. Bu yok. Bunda öyle şeyler yok. Bunda herkes rahat. Kasayla birlikte fan geliyor mu? Arkasında gördüğün şurada fanı var. Görüyorum. Önde de var ama şimdi ben öndekini söktüm. Hı-hı. Dolayısıyla görmüyorsun, detayına gireriz. Tamam. 140 mm fan çıkıyor önden. Arkasındaki 120 mm. Şimdi kaç tane fan takabilirsin onları söyleyeyim sana. Ön tarafa 3 tane 120 mm ya da 2 tane 140 takabiliyorsun. Tamam. Üste 2 tane 120 ya da 140 takabilirsin. Arkada da 120'lik var. Hı-hı. Mesela şeyde 600C'de alt tarafta radyatör neredeyse takılabilecek bir yer. Her çepeçevre sarıyorsun alete yani. Onda hacim biraz daha fazla. Bunda ama yani bu kadar sıvı, bu kadar soğutma çözümüne ihtiyacın yok bugün zaten hani. Tabii. Normal bir sistemde. 140 mm fan çıktığını söylemiştim. Kendi fanları da süper sessiz. Güzel. Zaten şu var. Yani bunda bak bir fan kontrolcüsü falan yok. Biz zaten şu
modern anakartlarda, bu sistem içinde konulacak anakartta onların profilleri var. Daha BIOS'ta yazılım bile kurmayacaksın. Tabii. BIOS'tan ayaracaksın, sessiz çalışsın. Hatta sessiz ayarlayacaksın direkt yani. Direkt sessiz ayarla. Profillerde şu derecede, şu dereceden sonra şu kadar RPM olsun, hepsi yazıyor. Bunları da bir kere hayatında ayarla, bir daha fan kontrolcüsü falan istemiyorsun zaten. Şimdi şöyle bakayım. Bu ön taraftaki şeylerin USB 3.0 olduğunu tekrar hatırlatayım. Zaten mavi mavi görünüyor. MIT daha var bir kazı ama RTX tabii ki de uyumlu. Hani büyüğü küçüğü hepsini takarsın buna. Ölçüleri 425'e 215 ve 464 mm. Bu kasa büyük bir kasa değil. Yani daha eskiden kasalarımız daha büyük oluyordu. Full tower falan alıyorduk ama bak sana şöyle söyleyeyim. Bunda full tower bir kasanın bir sürü konforu var şu an üstünde. Gerek yok eskisi kadar büyük kasalar. Biz küçültmeyi seviyoruz zaten ama bu kasalarda büyük ekran kartları, belki iki ekran kartı gibi şeyler kullanılacağı için lazım. Küplerden farkı bu. 8.2 kilo. Tarafını da açtım ben bu arada. Disk şimdi, yerleri de burada görünüyor kadarıyla. Şöyle yapalım. Yakından görelim. Bundan daha güzelini yapabilirsin. Ben o konuda hani şey yapmayacağım. Birazcık çünkü şöyle göstermek için çok toplamıyorum, bir araya getirmiyorum. Burada SSD cepleri var. Bak SSD'lerin burada olması güzel bir şey. Ayak altında değil. Önde hiçbir şey görmüyorsun. Disklerin kafesi var. SSD'lerin de yuvaları var. Güzel. Ya bu yuvalarda yaylı yapmışlar. Bunu buradan hani şey sökmesi çok kolay oluyor. Şurası zaten anakartın arka kısmı erişilebilir vaziyette. Bu anakarta gidecek kabloları bir sürü yolu var. Hepsini yapabilirsin. Sadece bir şeye dikkat edeceksin. Kasanın ön tarafındaki o kaplar vardı ya, güç kaynağını gizleyen. Evet. Şimdi onu öyle bir hesaplaman lazım ki takarken. Yani sonra şey oluyor. Onu önce takıyorsun, erken takıyorsun. Aa diyorsun şu kablonun da oradan geçmesi. Hadi bir daha sök. Onu en son diyorsun. Kabloları onu hallettikten hesap sonra. Hesap yapacaksın. Tabii ki bizim 750 iyi güç kaynağımız modüler. Modüler olmayan güç kaynağı almamak lazım. Buradan işte boş yere kalabalık ediyor. Kalabalık ediyor. Buradan verdim kablolarını. İşte aradaki şu ceplerden de karşılık gelen her yere soktum. Burada birazcık fazla. Şurada bir birikim oldu ama bir zararı da olmadı. Hani bu zaten arka tarafta. Yani tabii. Bu sistemin ısınan parçalarıyla falan doğrudan ilişkili bir yer değil burası. Ama işte bak bu kadar kablonun buraya geleceği düşünülmezse o kapı kapak kapanmıyor. O yüzden önemli yani. Dikkat edeceksin diyorsun bir yandan da. Şimdi. Murat şöyle bir yandan da şöyle kenarlarını falan bakıyorum. Hani hiçbir herhangi şey yok. Bir keskinlik vesaire var mı diye de zaten beklemiyoruz bu kasalardan öyle şeyler. Hakikaten de yok. Şöyle şuraya da bak. Şöyle yapacağım. Bunun arkada iki tane vidası var. O kapaklar şu, vidalı. Şu kapağı açmaya çalışıyorsun sen şu an. Bak açayım hemen. Bu arada vidaları tabii ki de elle açabileceğin. Arka kapağı da ben az önce elle açtım zaten. Bu kapaklar kolay çıkıyor mu? Veya takması şöyle, falan zor mu? Vidalarını tabii ki de sıktığın zaman bir daha hayatta çıkmaz ama vidaları söktükten sonra da hani şöyle bir hareketi var. Ama bak kablolar geçtiği için de hani tamamen şey olmuyor, çıkmıyor. Artık hani bu biraz şöyle bak zorlarsam çıkıyor. Şunun altında kafesi görüyorsun. Bu kafesi sökebilirsin. Ve sana orada bir ekstra bir alan açılır. Kullanmayacaksan eğer. Evet. Disklerin olduğu kafesi diyorsun sen 3.5'luk. Bunun altında da güç kaynağı var. O zaten şu an oynamaz çünkü şu kablolar falan var. Tamam. Yani bu buraya taktığın zaman derli toplu bir görüntü olmasına bayağı bir katkı sağlıyor. Kesinlikle öyle canım. İşte radyatörümüzün olduğu yer normalde 5.25'in olduğu yer. Hani bu orada o yuva olsaydı mesela bunu sadece üste takabilecektim. Belki de takamayacaktım. O da olabilir. Ya da farklı bir çözüm bulunacaktı. Bu gayet güzel oldu. Biraz daha derli toplu daha yapılabilir uğraşılırsa. Vardır şu yan kapak da bayağı arkaya kadar dönüyormuş. Tabii o sadece rahat oldu yoksa şey olması da sıkıntı olabilirdi. Böyle güzel oldu. Şuralarda bak kablo geçirme yerlerinin diğer taraflarını görüyorsun. İstediğin gibi geçir kablolarını şeyleri de var. Bağlaman için üstünde yerleri de var. Yani kasayı ben bayağı bir beğendim. Ama Murat ben genelde hani hep söylüyorum küçük kasalardan yanayım artık hani bu devirden sonra ufak kasalar alınmalı falan diye düşünüyorum ama hani büyük alacak olsam da zaten sadeliği ya, seviyorum. Bu kasa çok hoşuma gitti açıkçası. Bu kasa çok da büyük değil işte. Özelliği o aslında bakarsan. Benim dedim bunun yarısı boyda küçük derken bayağı ufakları bahsediyorum. Yani bu hala küçük sayılabilecek formatta bir kasa. Mid-tower kasa ama işte gördün bir şeyleri içinden atarak küçücük alana bayağı bir şey sığdırmanı sağlamışlar. Tabii.
Zaten bir büyüğü de var diyorsun. Neydi 600? 600C, onu da inceleyeceğiz. Hı hı. Şunu söyleyeceğim. Optik kullanmayacaksan bu kasayı almalısın. Hı hı. Çünkü yolu yok. Hani adam şeyi de yapmamış ki. Ön tarafa tabii. Ya o, hiçbir bağlantı yapmamış. O en önemli şey zaten. Yani ben 525 bey alayım. Öyle bir şey yok. Ne yapabilirsin? Hariçten optik her zaman bağlayabilirsin. Hı hı. Fiyatları da çok düşük. Yani normal DVD yazıcı da alabilirsin. İşte Blu-ray de alabilirsin. Ya optik artık o kadar az kullanılıyor ki Murat. Hani genel söyleyeyim tabii ki özel durumları olanlar vardır belki ama hakikaten ihtiyacın olduğu zaman harici bir şey alıp işini çöz bence. İlk defa optik şey yapılan kullanılmayan kasa bu değil. Ama hani ilklerden bir tanesi diyebilirim. Ya da şöyle söyleyeyim. Zamanlaması doğru bu kasanın. Hani daha önce optik kullanıldığı zamanlarda da denenmişti ama yok, şu anda hakikaten kimsenin pek umunda olacağını sanmıyorum. Hı hı. 400C Q modeli benim favorim. Sessizliğinden dolayı ve cam olmamasından dolayı. Fiyatı ne kadar demiştim buna? Bu 450 TL. Hı. KDV'si dahil. İşte 145 dolar falan yapıyor. 10 dolara da Q'sunu veriyorlar. İkisi de var. Hı hı. 10 dolar fazla, Q modeli biraz daha pahalı. Ekstra sessiz malzemesi var. Sessiz özelliği olan diyorsun. Evet. Tam hiçbir şey, ışık mışık hiçbir şey dışarıya sızmasın diyenlere köyü öneririm. Yani ses eğer dahil. Şu ön tarafta ben böyle içine ışık yapmayacağım falan vesaire diyorsan, bu camlı olan yerine bir 10 dolar fazla verip sessiz yalıtımlı olanı almak daha mantıklı. Ya bence. Arada 10 dolar varsa niye iki tane kasa var aslında, ben onu sorgularım. Yani yap bunu Q modelindeki kapağını da ver diyorsun. Evet, yanında. Kapağını da yanında ver mesela. Olabilir, mantıklı. Ama iki tane ama yapmışlar. Ama tabii üreticiler şey yapıyor. Nereden fiyat kıssak rekabette öne geçebilmek için belki öyle bir seçenek şey yapmışlar. Böyle hem de işte 400C şu an Q modeliyle birlikte, hı-hı, satışta bulabilirler. Bizim gibi ışık sevmeyenlere ya da şöyle söyleyeyim, can sevmeyenlere, sadelikten hoşlananlara çok güzel bir seçenek şu anda. Peki Murat, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.